Yönetim Allah'a aittir, otorite Allah'a aittir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü bir safsatadır. Egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır. Allah'ındır ve kıyamet gününe kadar da Allah'ın olacak. Tağut kapsamına giren şeyleri ve insanların onlarla olan durumlarını göz önüne alırsak, insanların büyük bir çoğunluğunun Allah'a ibadet etmekten yüz çevirip tağutlara ibadet ettiklerini, Allah ve Resulünün hükmünden yüz çevirip tağutların hükümlerine itaat ettiklerini görürüz. İslam dini bu tağutlardan uzaklaşmadıkça ve onları tekfir etmedikçe gerçekleşmez. Tağut, Allah'a isyan etmek ile beraber onun kullarını kendisine kul edinme gayretinde olandır. Bu ise şeytan, kahin, dini veya siyasi lider olabilir. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların Allah'a şirk koştukları mı daha hayırlıdır? Sorun onlara. Anayasaya sadakatten ayrılmayacağımı, namusum ve şerefim üzerine and içerim. Emmen halakas semavati vel ard. Yeri göğü yaratan kimdir? Ve enzele lekum mines semai ma'en. Size gökyüzünden suyu indiren kimdir? Ve enbetna bihi hadaika zate behçe. O baktığınız zaman gözlerinizi alan güzel güzel bahçeleri bitiren biziz. Ma kana lekum en tumbitu şeceraha. Siz onun ağaçlarını yerden bitiremezdiniz. E ilahum Allah. Bunu Allah'la beraber yapan başka ilahlar mı vardır? Belhum kavmun ya'dilun. Onlar Allah'a şirk koşuyorlar. Emmen ce'alel erde karara. Allah'ın indirdiği hükümlere muhalif olan ve onların yerine geçmek üzere hükümler icat eden. Anayasa, devletle birey arasındaki ilişkilerin temel kurallarını belirleyen üstün bir kanundur. Bu, ilhamlarınızı yoktan ve gayetten dua ettiğinizde Allah'a değil de başkasına dua ediyorsanız, sizin hayatınıza Allah değil de partiler, parlamentolar, imparatorlar, krallar sizin hayatınıza kanunlar yapıyorlarsa, o zaman onların uluhiyetine dair kanıt getireceksiniz, kanıt. Diyeceksiniz ki bunlar yağmur yağdırıyorlar. Bunlar dua ettiğimizde ihtiyacımızı gideriyorlar. Kıtaları hareket ettiriyorlar. Ayı, yıldızı, güneşi gökyüzüne musakhar kılıp bize yolumuzu gösteriyorlar. Biz bundan dolayı bunlara dua ediyoruz. Biz bundan dolayı bunlardan kanun bekliyoruz. Delil getireceksiniz, delil. Eğer delil getirmiyorsanız diyor Allah Azze ve Celle, o zaman alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olacaksınız. Allah ve Resulü dışında kendisine muhakeme olunan ve itaat edilen her kişi veya topluluk tağuttur. Yetkililerimize şu anda başkomutan Cumhurbaşkanımızdır. Başkomutan. Ona itaat edilmesi farzdır. Sen bir tane yönetici seçiyorsun. Oy veriyorsun. Falanca adam benim yöneticimdir diyorsun. Birileri onu devirmek için sokaklara çıktığı zaman darbe yaptılar diyorsun. Bunlar vatan hainidir diyorsun. Vatan elden gidiyordu diyorsun, sokaklara dökülüyorsun, savaşıyorsun. Sen de Allah'ın hakkına darbe yapıyorsun. Beşer yönetime geldiği zaman biri yönetimi ondan aldığında bunun adı darbe oluyor, bunun adı hainlik oluyor ki doğrudur. Yani bir İslam devleti olsa, bir yönetici başımızda olsa, biri ondan yöneticiliği almaya kalksa bu darbedir, hainliktir, doğrudur. Peki sen beşerin elindeki yöneticiliği alırken bunun hainlik olduğunu aklediyorsun. Niye akletmiyorsun senin yöneticilerin yüzyıllardır Allah'ın yetkisine, Allah'ın otoritesine darbe yapıp biz yöneticiyiz, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demişler. Biraz da bunun için konuş, biraz da bunun için bağır, biraz da bunun için slogan at, biraz da bunun için yaşa. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyi terk ettiğinizden ötürü alemlerin Rabbi olan Allah'ı gazaba getirdiniz ve Allah şu anda kendi gazabıyla size muamele ediyor. Hiçbir kavim yoktur ki Allah'a ve Resulüne verdikleri sözü bozmasınlar.
mutlaka Allah onların dışından bir düşmanı onlara musallat eder ve o düşman onların elinde bulunanların hepsini onların elinden alır. Hiçbir kavim yoktur ki yöneticileri Allah'ın kitabıyla hükmetmeyi terk etmesinler. Mutlaka Allah onları birbirlerine düşman kılar ve onların sorunlarını kendi aralarında kılar diyor. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما